Başladım. Evet, merhabalar tekrar. Dalgalar laboratuvarıyla devam ediyoruz. Mikrodalgalar. Şimdi mikrodalgalarda bu hafta duran dalgaları ölçeceğiz. Duran dalga nedir onu önce tanımlamamız lazım. Şöyle duran dalgayı ben şurada size bir göstereyim. Görünüyor mu? Görünmüyorsa yaklaş istersen. Şimdi biz burada bir tane mikrodalga kaynağımız var. Bu kaynağa bir yansıtıcı koyarsak belli bir aralıkta bu dalgalar birbiriyle girişim oluşturacak ve girişim sonucunda şurada düğüm noktalar oluşacak ve maksimumlar oluşacak. Bu düğüm noktaları sanki hareket etmiyormuş gibi görünecek. Sadece şu dalga sanki ters düz oluyormuş gibi görünecek ve buna biz duran dalga diyoruz. Duran dalgalar da şöyledir. Şuradaki bir tane maksimumuz lambda bölü 2, yani normal dalga boyumuz neyse onun yarım dalga boyunda bu katları şeklinde düğüm noktaları oluşacak şekilde gidecek. Ve şuradaki mesafeniz n çarpı lambda bölü 2, yani n'de ne oluyor? Bir tam sayı. Tam sayı katları, yarım dalga boylarının tam sayı katları şeklinde mikrodalga kaynağından bir yansıtıcı koyarsanız burada duran dalga oluşacağını anlıyoruz. Şimdi biz burada duran dalgayı ölçmeden önce görsel olarak bir duran dalga şekli yapmaya çalışalım. Şurada bir tane şeyimiz var, yayımız var. Şöyle arkadaşım şu tutsun. Ben size duran dalgayı belli bir frekansta sağlarsam yine tepe çukur şeklinde görmeniz lazım düğüm noktalarını. Şöyle belli bir frekansta sağlarsam, şu anda görünüyor değil mi? Görünüyor mu? Siz görüyorsunuz mu? Görünüyor hocam. Evet, şu anda duran dalga. Ben şimdi farklı bir frekansta sağlarsam daha fazla şey görmeniz lazım. Evet, görünüyor mu? Evet, şu anda yine bir duran dalga şeyi oluşuyor. Duran dalga da bu şekilde oluşuyor arkadaşlar. Şimdi bunu mikrodalgalarda da ölçeceğiz. Evet, şu anda şu bir tane probumuz var. Mikrodalga kaynağımızda 2.8 cm mikrodalga üretiyor. Şimdi biz buradan cetvelle ölçersek, şöyle ben şuraya odaklanırsam, şimdi ben probumu hareket ettirdikçe şimdi burada belli bir periyodik olarak maksimum ve minimumlar ölçüyoruz. Şimdi minimumda biz bir tane düğüm noktasındayız. Ve maksimuma geldiğimizde ne olacak? Tekrar tepe noktasına geldik. Sonra tekrar minimuma geldik. Şu şekilde periyodik gidiyor. Ve şuradan biz eğer cetvelle ölçersek, tamam mı? Yarım dalga bir periyot için yarım dalga boyunu ölçmemiz lazım. Şimdi sıfırdan başladık. Şimdi ben minimuma geleyim önce şöyle. Evet, şu minimum. Minimum sıfırdaysa şimdi 1.4'e gelmemiz lazım yarım dalga boyu. Evet. Şu anda yaklaşık 1.4 santime geldik ve 2.4'ün yarısını bu şekilde ispatlamış oluyoruz arkadaşlar. Bununla biz mikrodalgalarda duran dalga özelliğini de görmüş olduk.